Merhaba Toplum 24 televizyonu izleyicileri. Kanun hükmünde yararnameler programı adıyla tekrar merhabalar diliyorum. Bahar geldi, yaz geldi. Kışlıklar kaldırıldı, bahar temizliği yapılmaya başlıyor. Hanımlar bilirler, ev ayağa kalkar, fazlalıklar atılır. Kışlıklar naftalinlenir, kaldırılır. Böyle içimize bir neşe, bir kıpırtı gelir. Çiçekler açar, kuşlar öter. Çok güzel bunlar. Tabii bir bahar yorgunluğu da var. Değişimde her zaman bir takım sorunlar da olabiliyor. Kemik ağrıları yaşıyoruz diyen var. Baş dönmeleri yaşıyorum diyen var. Hiç korkmayın derim. Fizyolojik bir sorun olmadıkça bahar yorgunluğu bunlar. Değişim için bunlar önemlidir. Dediğim gibi çok güzel doğa. Yemyeşil, cıvır cıvır. Kuş sesleriyle uyanıyoruz. Baharın habercileri çok güzel ama bir de Paskalya var burada, Almanya'da. Önemlidir Paskalya bayramı. Yumurtalar da sembolize edilir. Tavşanlar vesaire filan vardır. Neyse, yumurtalar derken ben guguk kuşunu anlatacağım bugün sizlere. Eskilerden Türk aile yapısında çok vardı. Her saat başı çıkıp o kafasını çıkararak guguk guguk deyip içeri girerdi. Aman ne hoştu, çıkmasını beklerdik filan. Yıllar sonra edindiğim bilgi guguk kuşunun da o kadar masum olmadığını ispatladı. Şöyle ki, guguk kuşu yumurtalayacağı zaman gidip hali hazırda olan yumurtalı bir yuvaya, yuvada kimse yokken, sahipleri yokken gözler, dikkatle boşağını bekler, gider. Oradan bir yumurtayı atar, kendi yumurtasını koyar. İşin enteresan tarafı, guguk kuşunun yumurtası büyüktür. Yuvadaki yumurtalar küçüktür. Neyse, yuvanın dişisi gelir bakar, büyük bir yumurta. Tabii ki annelik içgüdüsü onu beslemeye, büyütmeye, yumurtanın kırılmasını bekler, kuluçkaya yatar. Enteresandır, o yumurta kırılır, guguk kuşunun yavrusu çıkar. Bu arada guguk kuşunun annesi nerede derseniz, onun görevi sadece hazır bir yuvayı gözlemek, yumurtayı oraya bırakmaktır. Ondan sonra gider, hiçbir şekilde kontrol etmez. Enteresan bir doğa ve kuş yapısı. Neyse, yumurta çatlar, guguk kuşu yavrusu çıkar. İricedir, diğer yavrular da çatlamaya başlar. Guguk kuşu yavrusu yerini, sığınmasını bulamadıkça, hareket etmesi kısıtlandıkça diğer yavruları ufak ufak, teker teker yuvadan atmaya başlar. Yazık! Yuvanın sahibi anne gelir, kendinin birkaç misli büyük olduğuna rağmen yavruyu o küçücük haliyle, gagasıyla, topladıkları besinlerle onu beslemeye başlar. Hayat acımasız mı? Doğa kanunları böyle mi? İnsan tabiatı yapısı böyle mi? Bir taraftan çok vicdanlı, çok insancılken bir taraftan çok hain ya da çok kötü şeyler, eylemler yapabiliyoruz. Bu konuyu ele alacağım. Bir başka programda hep diyorum, sevmiyorum ama konuşulacak çok konu var sayın seyirciler. Guguk kuşunu böyle ele aldık. Buradan çıkarılacak kıssadan ise nedir? Anlatmak istediğim o bahar geldi. İçimizde çiçekler açsın, gönlümüzde bir ferahlık gelsin. Doğayı sevelim, doğal olmayı sevelim. Ama lütfen yuvamızı bir an için boş bile bırakmayalım. Dışarısı tehlikelerle dolu. Bir bakmışsınız yuvaya birisi girmiş, bir sözü girmiş, bir kendisi girmiş. O hiç yıkılmaz dediğiniz yuva çatlayabilir, bozulabilir. İkinci önemli bilgi de annelere sesleneceğim. Tabiatın verdiği doğal bir kanun, annelik içgüdüsü. Herkes, her kadın anne olmak ister. Ama herkes anne ya da anne kavramı gibi, mevhumu gibi olabilir mi? Bunu da düşünmek gerekir. Bunun bir eğitimi, bunun bir okulu, bunun başka bir yolu, yöntemi olmalı mıdır? Çoğu kez düşünmüşümdür. Eskiden çok kullanılırdı, yapabileceğin kadar çocuk yap, bakabileceğin kadar çocuk yap gibi. Buralara pek katılmıyorum, bilemem. Kader de olabilir, eğitimsizlik de olabilir. Her şeyin olumlu olduğu gibi olumsuz tarafı da vardır tabii ama lütfen çocuk doğurmadan önce çok iyi düşünün. Çünkü çocuk doğurduktan sonra hayatınız tamamıyla değişecek hanımlar. Bu çok ciddi bir sorumluluk ister, eğitim ister, zaman ister, ilgi ister, şefkat ister, fedakarlık ister. Aile bireyleriyle, hep birliğiyle o çocuğun sağlıklı
bir şekilde eğitilmesi ve büyütülmesi taraftarıyım. Sonra o çocuk diğer toplum bireyleri, gruplaşma etkileri, evde söz sahibi olmaması, sözünün dinlenilmemesi gibi sebeplerle dışarıda başka hayatlara ve durumlara katılabiliyor maalesef. Şurada küçük bir örnek vererek programı kapatmak istiyorum. Gerek Almanya'da olsun, gerek Türkiye'de olsun. Bu çok dile getirilmiyor. Bunu yakından ben biliyorum danışanlarımdan. Dışarısı tehlikeli diyerek, haklı gerekçeleriniz var biliyorum, dışarıdaki arkadaş grubu çok tehlikeli olabiliyor. Çocukları evde ve odasında kalmasını istiyorsunuz. Bu özel bir bilgidir. Çok detaylara girmeyeceğim ama özellikle de kız çocukları, muhafazakar kesimin kız çocukları, anne baba iç huzuruyla odasında, çok arkadaşlarına gitmiyor. Özellikle de Almanya'da işte Hristiyan arkadaşları olmasın, kızımın aklı karışmasın diyerek bir takım yaptırımlar uyguluyorlar. Ama bana gelen şikayetler, sorunlar şöyle ki, internet üzerinden o kız çocuklarımız yanlış yollara, yanlış sitelere girerek tehdit ve tehlike altındalar. Buna lütfen dikkat edin. Bunun için ne yapılması gerektiğini bir başka programda anlatmak isterim. Yani şunu demek istiyorum anneler, kızım evde, oğlum evde, hiçbir tehlike yok demeyin. Tehlike her zaman ve her yerde vardır. Evinize, kendinize, çocuklarınıza lütfen sahip çıkın. Burada biraz sesim titriyor. Annelik olunca hassas bir nokta oluyor Turgay Bey. Özür diliyorum hepinizden. Kendinize iyi bakın. Birbirinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Guguk kuşunu unutmayın sakın. Tehlike.